Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastor Güçlü Erman. Bu program serisinde İsa'yı koruyucumuz olarak görmekteyiz. Kutsal kitaba bakıyoruz ve Tanrı'nın insanlara verdiği korunma vaatlerine ve kurtarış vaatlerine değiniyoruz. Kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı bizlere kendisini çeşitli sıfatlarla tanıtıyor. Bunlardan bir tanesi de koruyucumuz olması. Gerçekten bu korunma içgüdüsü bütün insanların e, içinde olan bir şey ve bu korunma içgüdüsünden dolayı da insanlar çok çeşitli şeylere e, korunmak için başvuruyorlar. İşte kötülüklerden korunmak için, şeytandan, cinlerden, belalardan, lanetlerden korunmak için e, işte insanlar çeşitli şeylere başvuruyorlar. E, günümüzde de tabii ki özellikle ülkemizde çok popüler olan nazar boncuğu e, türünde birçok farklı şey var. E, çeşitli ritüeller var, çeşitli uygulamalar var, çeşitli e, materyaller var. insanların korunmak için güvendiği ama bunlar gerçekten yanlış şeyler. Kutsal kitaba baktığımız zaman e, Tanrı bunları, e, bunlara güvenmeyi putperestlik olarak e, bizlere aktarıyor ve bunlardan tövbe etmemiz gerektiğini söylüyor ve bunların bizi koruyamayacağını tam tersine bunların biz e, hayatımızda şeytani güçlere kapı açacağını e, ve daha çok Lanetin ve belanın hayatımıza geleceğini söylüyor. Çünkü bunlar büyücülüktür. Bunlara güvenemeyiz. Tanrı'ya güvenmemiz lazım. Tanrı'nın adına güvenmemiz lazım. Eski antlaşmada Tanrı İsrail halkına kendini tanıtırken çeşitli sıfatlarıyla tanıdı. Ya da çeşitli deneyimlerden geçen halk Tanrı'nın farklı bir yönünü gördü ve onu bu adıyla çağırdı. Ee, Mısır'dan çıkış 17. bölümde e, Amerikliler... İsrail'lere karşı geliyor. Onları yok etmeye çalışıyor ama Tanrı onlara büyük bir zafer veriyor ve bunun sonucunda da e, görüyoruz ki 15. ayette Musa bir sunak yaptı. Adını Yahve Nissi koydu. Yani Yahve Nissi Rab sancağımdır ya da Rab sığınağımdır anlamına geliyor. Aynı zamanda Rab zaferimdir anlamını da teşkil ediyor. Evet Rab, Rabb'in onlara verdiği bu harika zaferden sonra onları koruduğunu gördükten sonra çünkü bu zor durumda Rabbe sığındılar. Rab de onlara zafer verdi. Düşmanları önünde onları korudu ve düşmanın üzerine galip gelmelerini sağladı ve yollarını ilerlemeye devam edebildiler. Çünkü onlar bir yolculuk yapıyordu. Vaat edilen topraklara doğru gidiyordu. Tanrının bereketleri orada onları bekliyordu ama önlerine çıkan düşman onları engellemeye çalıştı. Onların önünü kesmeye çalıştı. Evet, iman yolculuğunda her zaman hayatımızda çeşitli zorluklar olacaktır. İsa böyle söyledi zaten. Bu dünyada sıkıntılarınız olacak ama cesaretinizi yitirmeyin. Ben bu dünyayı yendim. Ben size bu dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Ben size kendi esenliğimi veriyorum. Evet, nasıl bir esenlik? Fırtınanın ortasında uyuyan bir esenlik. İsa öğrencilerine söyledi, karşı tarafa geçelim. Teknede giderken fırtına koptu. Gölün ortasında İsa teknede uyuyordu ama öğrenciler panik halinde öleceğiz, mahvolacağız diye çılıklar atıyordu. Ama İsa'yı İsa uyandırdılar ve İsa fırtınayı azarladı ve anında fırtınayı dindirdi. Öğrenciler ondan sonra bu nasıl bir adam, nasıl bir yetkiye sahip? Fırtınaya konuşuyor. Fırtına bile onu dinliyor dediler. Evet. İsa yetkiyle konuştu fırtınaya. İsa içindeki esenliği ...dışarı çıkarttı ve o dışarıdaki karışıklığı bastırdı. Çünkü onun içindeki esenlik dışarıdaki karışıklıktan daha da üstündü. Ve Tanrı sözde böyle diyor bize. İçinizdeki dünyadakinden üstündür. Evet imanlı kardeşim. Senin içindeki esenlik dünyadaki karışıklıktan üstündür. İçindeki cesaret ve güç ve iman dışarıdaki korkudan üstündür. Bunu asla unutma. Yahve yire. Rab senin zaferindir. Rab senin sancandır. O senin için mücadele eder. O senin için savaşır. Sen... İman mücadelesini sürdür. Gör bak Tanrı senin için nasıl savaşacak. Tanrı sana nasıl zafer verecek. Nasıl galip olacaksın. Bu dünyayı nasıl yeneceksin? İmanla yeneceksin. Dünyadaki durumları, zorlukları nasıl yeneceksin? İmanla yeneceksin. Neden? Çünkü seni koruyan, sana zafer veren ve seni her zaman zafer alayında yürüten ve zafere yönlendiren bir Tanrın var. Haleluya. Yeni antlaşmaya geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Romalar 10. bölüm 9. ayet. İsa'nın Rab olduğunu ağzını açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Bu kurtulacaksın kelimesi de Grekçe'de sozo kelimesidir. Sozo sadece günahlarından kurtulacaksın, günahların bağışlanacak anlamına gelmiyor. Sozo aynı zamanda güvenlik, bütünlük, kurtuluş, esenlik, sağlık, huzur ve özgürlük de ifade eden bir kelime. Çok geniş kapsamlı bir kelime. İsa Mesih'te sahip olduğumuz kurtuluş, her durumda galiplerden bizi üstün kılan bir kurtuluş. Bizi koruyan bir kurtuluş. Haleliyor. Tanrı bize korkaklık ruhu vermedi. Güç, sevgi ve öz ruhu verdi. Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. İsa'nın Rab olduğunu yani efendi ve egemen olduğunu ilan edersen diyor. Ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen. Yani ölümden dirilttiğine yürekten iman etmek ne ifade ediyor? Zafer ilan ediyor. Ölüm üzerinde büyük bir zafer kazanıldı. Ve sen de bu zafere sahipsin. Çünkü İsa Mesih'e iman ettiysen kardeşim ölümden yaşama geçtin. Tanrı seni karanlığın egemenliğinden çıkarttı. Biricik oğlunun egemenliğine, ışığın egemenliğine getirdi. Ve sen seni galiplerden üstün kıldı. Sen ile birlikte diriltilip göksel yerlerde oturtuldun ve yetki konumundasın. Yetkiye sahipsin. İsa Mesih ne dedi ölümden dirildikten sonra? Yerde ve gökte bütün yetki bana verildi ve onun adını bize verdi. Bize bizi kendi adıyla gönderdi. Kendi adımla sizi gönderiyorum dedi. Ee, Süleyman özdeşleri 18 10'da gördüğümüz gibi Rabbin adı güçlü kuledir. Ona sığınan doğru kişi için korunaktır. Rabbin adına sahibiz. Onun adı güçlü bir kule. Haleluya. Onun adına sığındığımız zaman, onun adını ikrar ettiğimiz zaman haleluya. O bizi koruyacaktır. Bakın yasanın tekrarı 28. bölüm 7. ayet Tanrının bize vaadi onun bereketlerinin birisi diyor ki ona itaat ederseniz onun söylediklerini yaparsanız bütün bu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle birlikte olacak. Hangi bereketler? Bakın 7. ayet diyor ki Rab size saldıran düşmanlarınızı önünüzde bozguna uğratacak. Onlar size bir yoldan saldıracak ama önünüzden Yedi yoldan kaçacaklar. Haleluya işte ben böyle bir zafer istiyorum. Bana karşı gelen düşman öyle bir bozguna uğrasın ki darmadağın olsun yedi yönden kaçsın. Bir yönden gelecek ama yedi yönden kaçacak. Neden? Çünkü bozguna uğraşı, uğrayacak. Sen kar kar karışıklık içinde olmayacaksın. Düşman karışıklık içinde olacak. Çünkü Tanrı karışıklık tanrısı değil esenlik tanrısıdır. O sana esenlik verecek. Sen esenliğiyle koruyacak. Hatta onun esenliği senin yüreğini ve düşüncelerini koruyacak. Haleluya. Rabbe güven. Rabbe sığın, Rabbin adına sığın. O senin zaferin, o seni bereketleyecek olan ve o senin için mücadele edecek edecek olan. Haleluya. Romalılar 8. bölüm 31. ayet ne diyor? Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Haleluya. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Haleluya. Tanrının önünde kim durabilir? Kim Tanrıyı yenebilir? Kim Tanrıyı alt edebilir? Haleluya hiç kimse bunun için unutmayın Tanrı sizinle birlikteyse size karşı kim, kimse olamaz. Durumların hiçbirisi sizi yenemez. Haleluya iman sayesinde durumlarınızı yeneceksiniz. Bakın Romalılar 8. bölüm 37. ayet. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde gariplerden üstünüz. Haleluya neden çünkü Tanrı bizi seviyor. Bizi sevdiği için bizi koruyor. Bizi zafere doğru yönlendiriyor. Haleluya. Bize bize zafer veriyor galip gelmemizi sağlıyor. Hangi durumlarda? Bazı durumlarda mı? Hayır, bu durumların hepsinde diyor galiplerden üstünsünüz. Haleluya. Onu bilmemiz lazım. Bizler galiplerden üstünüz. Bizler yenik değiliz. Bizler zavallı, zayıf değiliz. Bizler Tanrı'nın kutsal ruhunun gücüyle donatıldık. Bizler İsa Mesih'in adına sahibiz. Haleluya. Bizlere yetki verildi. Haleluya, "Gidin." dedi. İsa dedi ki, "Benim adımla cinleri kovun." Haleluya. Evet, Cinlere bile emredeceksin. Onlar sana boyun eğecek kardeşim. Çünkü İsa Mesih sana adını verdi. Ve onun adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını yani eksusiyasını, Grekçesi yetkisini verdi. Vekaletini verdi. Sen İsa Mesih'in adıyla gittiğin zaman İsa Mesih'i temsil ediyorsun. İsa Mesih'in adını kullandığın zaman İsa Mesih konuşuyormuş gibi oluyor. İsa Mesih'in yetkisi sana verildi. Bunun için bu durumların hepsine gariplerden üstünsün. Sakın yenik, zayıf, zavallı olduğunu söyleyip durma. Paniğe kapılma, korkuya kapılma. Tam tersine ellerini kaldır, Rabbi yücel, Rabbe şükret. Ağzını aç ve dağlara seslen. İmanla konuş, dağlar yerinden oynayacaktır. Yüreğinde kuşku duyma, yüreğinde iman et. O zaman göreceksin nasıl bütün durumları Tanrı tersine çevirecek ve sana zafer verecek. Haleluya. Sevgili kardeşlerim bunu bilmemiz lazım. Tanrı bizden yanaşsa bize karşı kim durabilir? Haleluya işte Tanrı'nın sevgisi bu. Romalılar 8. bölüm böyle demiyor mu? 31. ayet. Öylesi buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tabii ki bağışlayacak. Bize zaten sahip olduğu en iyisini veren Tanrı günlük ihtiyaçlarımızı vermeyecek mi? Tabii ki verecek. Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan yani zafer kazanmış olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır. Ve bizim için aracılık etmektedir. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Hayır. Elen mi? Hayır. Zulüm mü? Hayır. Açlıklık, açlık mı? Hayır. Çıplaklık mı? Hayır. Tehlike mi? Kesinlikle hayır. Kılıç mı? Hayır. Yani hiçbir düşman bizi Tanrı'nın sevgisine ayıramaz yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz, kasaplı koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki, bunu diyebilir misin kardeşim? Söyle, eminim ki iman etmek budur, emin olmaktır. Kanaat, kanaate sahip olmaktır, güvenceye sahip olmaktır. Ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka hiçbir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Yaratılmış hiçbir şey bizi Tanrı sevgisinden ay ayıramaz. Aynı zamanda yaratılmış hiçbir şey de Tanrı sevgisinin yerini dolduramaz. Bu yüzden bir nazar boncuğu seni koruyamaz. Bir uğur getiren bir şey seni koruyamaz. Uğur böceğiymişti, işte, uğurlu çorap giyermiş, işte uğurlu şapkanmış. Uğurlu şu uğurlu bu bunların hiçbiri uğur ve şans getiremez. Seni koruyacak olan, seni bereketleyecek olan Tanrı. Ona güven. Haleluya. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Hiç kimse. Bunu söylemelisin kardeşim. Hiç kimse. Buna gerçekten inanıyor musun? Ben bakıyorum bazen imanlı kardeşlerime. Bunu, bu, bunlara inan, inanıyormuş gibi yaşamıyorlar. En ufak durumda hemen en ilk e, sıkıntıda hemen panik oluyorlar. Hemen düşüyorlar. Hemen e, yargıya kapılıyorlar. Hemen eleştiriye, şikayete başlıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Şeytanı kapıyı ardına kadar açıyorlar ve şeytan hırsız gelip onlardan çalıyor. Haleluya. Bunun için sakın Tanrı'ya güvenmeyi bırakma. Bakın Yeremi 33. bölüm 3. ayet ne diyor? Bana yakar da seni yanıtlayayım. Bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Haleluya. Büyük ve akıl almaz şeyleri sana gösterecek olan büyük, harika, güçlü, doğaüstü bir Tanrım var. Bundan dolayı durumlara bakıp sakın yenilgiye uğrama. Durumlara bakıp Korkuya kapılma kardeşim. Tanrı'ya güven. Onun adına güven. Onun adı güçlü kuledir. Ona sığın. Göreceksin. O seni kurtaracak. Haleluya. Evet. Tanrımıza güvenmemiz gerekiyor. Çünkü İsa bizim koruyucumuzdur. O bizi koruyacak. Tehlikeden koruyacak. Hastalıktan koruyacak. Şeytandan koruyacak. Bunun için korkuya kapılmayalım. Buna iman ederek yaşayalım. Çünkü ben bazı insanın dualarını işittiğim zaman dualarda iman işitmiyorum. Dualarda şikayet işitiyorum. Dualarda yenilgi işitiyorum. Rabbe yalvarıyorlar yakın. Oh Rab şu durumdayım. Oh Rab bu durumdayım. Lütfen. Oh Rab. Oh Rab. Hayır hayır. İmanla ve yetkiyle konuş. Çünkü Tanrı senin koruyucun ve Tanrı seninle birlikte. Amin. Haleluya. Kısa bir ara verelim. Bu kısa aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Devam ediyoruz. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta Kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-Posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 8175 Şeytanın Yemi adlı kitabımızı ücretsiz edinmek için lütfen bize yazınız. Posta Kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E posta adresimiz müjdetürkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 8175 Sevgili izleyicilerimiz Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastör Güçlü Erman ve bu programda İsa'yı koruyucumuz olarak görmekteyiz ve sizleri Tanrı'ya güvenmek için teşvik ediyorum. Bu çok çok önemli. Çünkü evet, hepimize bir korunma ihtiyacı var ama bizi koruyacak olan Tanrı. Bu yüzden korunmak için e, yaratana güvenelim. Yaratılmış bir şeye güvenmeyelim. Yaratılmış bir şeye güvenirsek, yaratılmış bir şeye bakarsak bizi koruması için putperestlik yapmış oluruz. Bu büyücülüktür. Onlar bizi, bu şeyler bizi koruyamaz. Bizi koruyacak tek kişi Tanrı'nın ta kendisidir. Haleluya. Romalar 8.31'de gördüğümüz gibi öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Hiç kimse. Hiç kimse bize karşı olmaz. Hiçbir durum, hiçbir düşman bizi alt edemez. Neden? Çünkü 37. ayet ediyor ki ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde bakın bazılarında değil hepsinde galiplerden üstünüz. Galiplerden üstün olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Tanrı'nın bize verdiği vaatleri hatırlamamız gerekiyor. İmanla konuşmamız gerekiyor. Ve iblise karşı direnmemiz gerekiyor. Hatta bağlamamız gerekiyor kötülükleri. Çünkü İsa bize yetki verdi. Dedi ki ben size Tanrı'nın egemenliği anahtarlarını veriyorum. Yeryüzünde ne bağlarsanız gökte bağlanacak. Yeryüzünde ne çözerseniz gökte de çözülecek. Bağlayın çözün. Bağlayın çözün. Bereketinizi çözün size karşı gelen bütün durumları da bağlayın. Tehlikeleri bağlayın, saldırıları bağlayın. Sizi suçlayan ağızları bağlayın. İsa'nın adıyla dua ederek bunu yapın. İman duasını yapın. İsa öyle dedi Tanrı'ya iman edin ve kim derse diyor şu dağa git e, denize atıl, yerinden kalk o dağ yerinden kalkacak ve denizin dibine gömülecektir. Halelüya. Bir hardal tanesi kadar bir iman olursa diyor dağları yerinden oynatabilirsin. O dağlar ne olabilir? Durumlar olabilir. Tehlikeler olabilir. Karşımıza çıkan zorluklar olabilir. Bunlar hakkında şikayet edip bunlar hakkında ağlayacağımıza bunlara seslenmemiz lazım. Haleluya. Evet problem, problemler hakkında ne kadar çok konuşursan problemler o kadar büyür. Problemler hakkında konuşma problemlere konuş. Problemlere emir ver, İsa'n adıyla problemlere buyruk ver, problemlere nasıl çözüleceklerini ilan et, problemlere hayatından gitmesini, defolmasını, terk etmesini söyle. Cinleri kovun dedi İsa. Benim adımla cinleri kovacaksınız. Onları kovun İsa'n adıyla. Hayatından defol git hastalık ruhu diyeceksin, hayatından defol git yoksulluk ruhu, hayatından defol git depresyon ruhu, hayatından defol git korku ruhu. Bunları azarlayacaksın, bunlara karşı duracaksın. Yoksa e, bunlara karşı durmazsan bu ruhlar gelir üzerine çullanır, seni bağlar, seni tutsak alır. Bir sürü yalan yanlış düşüncelerle beynini, düşüncelerini doldurur ve resmen mahvolursun. Senden çalar, seni yok eder, seni öldürür, seni mahveder. Çünkü o hırsızdır şeytan. İzin vermeyeceksin ona. İsa Mesih sana bol yaşam vermek için geldi. Ama bu bol yaşamı yaşamak istiyorsan imanla mücadele etmen lazım. iman da kalman lazım. İmanla konuşman lazım. İman ruhuna sahip olman lazım. İman ruhu nedir? Tanrı sözüne yazılmış olana inanır ve bunu ağzıyla konuşur. İman ruhu nedir? Tanrı sözüne yazıldığına göre hareket eder ve konuşur. Haleluya. Eğer Tanrı'nın sözündekinin zıttını konuşuyorsan yalan söylüyorsun. Çünkü Tanrı'nın sözü gerçekse ve sen gerçeğe aykırı konuşursan o zaman yalan söylemiş olursun. Yalan söyleyen Tanrı'nın bereketini göremez. Tanrı'nın korumasını göremez. Ama sen itaat ettiğin sürece ve Tanrı'nın sözünü hayatında konuştuğun sürece göreceksin. Tanrı seni her durumda koruyacak, her durumda galiplerden üstün kılacak ve seni her problemin ötesine geçirecek. Haleluya. Buna ben e, bunu anlatan bir e, hikayeye bakalım. Matta 8. bölümde e, 23. ayet. İsa tekneye binince ardından öğrenciler de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinde üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Bu durumdan önce öğrencileri demişti ki karşı tarafa geçelim. Karşı tarafa geçmek için yola çıktılar. Kardeşim sen de hayatta iman yolculuğuna çıktın, gitmen gereken bir yer var, varman gereken bir yer var, Tanrı'nın seni yönlendirdiği bir yer var. Orada seni bekleyen bereketler var, orada seni bekleyen ödüller var, orada seni bekleyen bir görev var. Tanrı'nın olmanı istediği yere gitmen lazım. Ama bu yolda giderken her şey kolay olmayacak çünkü şeytan seni durdurmaya çalışacak, şeytan seni ayartmaya çalışacak, şeytan seni e, teşvini kırmaya çalışacak. Ama önüne zorluklar çıkınca ne yapacaksın? Pes mi edeceksin? Bakın. Burada ne oluyor? İsa gayet güzel mışıl mışıl uyurken, esenlik içinde. Ne yapıyorlar? Öğrenciler panik içindeler. Öğrenciler, öğrenciler gidip onu uyandırarak, "Ya Rab bizi kurtar yoksa öleceğiz." dediler. Görüyor musunuz? "Yoksa öleceğiz. Ya Rab bizi kurtar." Ama ne yapıyor İsa? "Neden korkuyorsunuz? Ey kıt imanlar." diye onları azarlıyor. Görüyor musunuz? Korkuya kapıldılar. Öleceklerini düşündüler. Hemen olumsuz ve negatif olarak konuşmaya başladılar. İmanla konuşmuyorlardı, korkuyla konuşuyorlardı ve İsa'dan azar işittiler. İmanları kıt olduğu için, korktukları için azar işittiler. Korktukları için de imanları işlemiyordu, kıttı. Sonra kalkıp İsa ne yapıyor? Rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam? Rüzgarı da, rüzgar da, göl de onun sözünü dinliyor dediler. Haleluya. Evet, bu nasıl bir adam? Nasıl bir adam olduğunu söyleyeyim mi? Bu İsa Mesih, Rab Tanrı, kurtarıcı. Haleluya. Yerde ve gökte bütün yetkiye sahip olan ve adını bize veren İsa gölü ve fırtınayı azarladı. Doğal olanları azarladı ve doğa üstü olan egemen oldu. Çünkü doğa üstü güç doğal olandan daha fazladır. İçimizde de doğa üstü güç var. Bunun için Tanrı sözü diyor, içindeki dünyadakinden üstündür. İçinde esenlik var. içinde kutsal ruta, sevinç var. İçinde sabır var. İçinde kutsallıkta sevgi var. Tanrı'nın ruhu senin içinde olduğu için Tanrı'nın bütün armağanları ve Tanrı'nın bütün meyveleri senin içinde. Ruhun meyvelerine sahipsin. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, denetim bunlar senin içinde. Ruhun armağanları senin içinde. Bilgelik sözleri senin içinde. Bilgi sözleri senin içinde. Peygamberlik, diller, dillerin çevirisi, iman armağanı senin içinde. Haleluya. Mucize yapma armağanı senin içinde. Hastaları iyileştirme armağanı senin içinde. Ruhları ayırt etme armağanı senin içinde. Ruhsal armağanlar senin içinde. Bunlar, bunlar izin ver ki egemen olsun. Bunlar hayatında etkin olsun. Bunlar etkin olduğu zaman doğal değil, doğaüstü bir yaşam yaşayacaksın. Doğal gücünle yaşama. İm hiçbir imanlı doğal gücüyle yaşamaya çağrılmadı. İsa öyle diyor. Kutsal üzerinize inince güç alacaksınız. O zaman benim adıma tanıklar olacaksınız. Ve gittiğiniz her yerde diyor benim adımla belirtiler olacak ve benim adımla cinleri kovacaksınız. Benim adımla hastanın üzerine ellerinizi koyacaksınız, iyileşecekler. Benim adımla yılanları tutacaksınız. Benim adımla zehirli bir şey içseniz bile ölmeyeceksiniz. İsa Mesih'in içindeki yetkiyi görüyoruz. Fırtınayı ve gö gölü azarladı. Peki biz ne yapacağız şimdi? İsa tabii ki İsa'nın adıyla diye fırtınaya ve göle konuşmadı. Çünkü İsa ağzını açıp konuştuğu zaman zaten İsa'ydı konuşan. Ama biz İsa'nın adıyla diyerek göle ...ve fırtınaya konuştuğumuz zaman İsa konuşuyormuş gibi o göl ve fırtına o yetkiye boyun eğecektir. Bu nasıl bir adam? Nasıl bir adam? O efendi, o Rab. Her şeye egemen olan. Ve o bizim içimizde. Haleluya. Mesih içimizde. Yüceliğin umudu. Mesih içimizde ise haleluya. Bize karşı kim durabilir? Haleluya. Hiç kimse duramaz. Bunun için Tanrı'ya güvenmeliyiz. Tanrı'nın sevgisine, Tanrı'nın lütfuna inanmalıyız... Tanrı'nın armağanları bizim ve birlikte kusarun gücü bizimle birlikte. Haleluya. Ve içimizdeki dünyadakinden üstün ve iman sayesinde dünyayı yeneceğiz ve galip geleceğiz. Yılmayacağız. Pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Yolda yürüyeceğiz. Haleluya. Haleluya. Sevgili imanlı kardeşim şu anda gerçekten Rab yüreğime koyuyor beni izliyorsun ve şu anda paylaştıklarım gerçekten yüreğine çok dokunuyor. Gerçekten şu anda sana hitap ediyorum. Farkındasın. Bazı durumlarda panikledin. Panik düğmesine bastın. Panik düğmesine bastığın içinde ne yapacağını bilmiyorsun. Şunu unutma kardeşim. Panik modundayken, stres altındayken, korkuya kapılmışken, aceleci bir tutum içindeyken asla doğru ve sağlıklı kararı verip doğru adımı atamazsın. Bu durumlarda şeytan her zaman gelir ve senin üzerinde egemen olur ve şeytan her zaman gelir bu durumları kendi çıkarına avantajına kullanır. Çünkü Tanrı karışıklık Tanrısı değildir. Tanrı esenlik Tanrısıdır. Esenliğini korumalısın. Esenlikle kalmalısın. Esenliğini yitirdiğin anda gerçekten Tanrı sesini işitemezsin. Esenliğini yitirdiğin anda kusarın gücü hayatında etkin olamaz. Çünkü Tanrı esenlik Tanrısıdır ve esenliğini koruman lazım ve sen içindeki esenliği korursan o esenlik de seni korur. Bunun için bugün sana bu teşvik sözünü vermek istiyorum ve şu anda belki şu anda tövbe etmen gerekiyor korkuya kapıldığın için Tanrıya güvenmediğin için ve durumları kendi elini alaraktan kendi kafanla kendi bilgeliğinle ve kendi bileğinin gücüyle bir şeyler yapmaya çabaladığın için, kendini çıkarmak için bu durumlardan, galip gelmek için e, ve bunu yaptığın için de başarısız oluyorsun ve gerçekten şu anda gücün tükenmiş durumda. Bunları yaptığın için, bu şekilde davrandığın için tövbe etmen gerekiyor. Şu anda Rabbin önüne git ve Rab lütfen beni bağışla. Sana güvenmediğim için beni bağışla. Paniğe kapıldığım için, kıt imanla korkarak hareket ettiğim için beni bağışla. Lütfen Rab bana yardım et. Bana verdiğin güce, bana verdiğin yetkiye iman ediyorum ve bundan sonra farklı davranacağım, farklı konuşacağım, farklı adımlar atacağım. Halelüya. Ve hayatında bazı ayarlamalar yapman gerekiyor. Bu ayarlamaları yaparsan göreceksin. İçinden çıkamadığın durumların içinden çıkacaksın. Galip gelemediğin durumların üzerine galip geleceksin. Yanlış tepki verdin, durumları aşamadın ama şimdi doğru tepki vereceksin. Halelüya. İblis sana bir şey fırlattığı zaman paniğe kapılmayacaksın. İmanda kalacaksın. Unutma. İman kalkanına sahipsin. Pavlus öyle demiyor mu? Efesler 6'da. Haleluya. İman kalkanını eline alacaksın. Şeytanın ateş loklarını söndürmek için. Ve ruhun kılıcını eline alacaksın. O da Tanrı'nın sözüdür. Ağzından Tanrı'nın sözünü konuşacaksın. Durumları konuşma. Tanrı sözünü konuş. İmanla konuş. Korkuyla konuşma. Haleluya. O zaman gör bak nasıl galip olacaksın. Haleluya. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dostum belki henüz İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcın olarak kabul etmedi. Onda Tanrı'nın sağladığı kurtuluşa sahip değilsin. Bugün günahlarından tövbe edebilirsin. Ve ölümden yaşama geçebilirsin. Tanrı'nın esenliği ve varlığı senin içini doldurabilir. Tanrı'yla kişisel bir ilişkiye sahip olabilirsin. Bu bahsettiğim bu yaşama sahip olabilirsin. İmanla yaşayabilirsin. Bu bir karardır. Ve bu kararı şu anda verebilirsin. Bu kararı vermeye hazırsan benimle birlikte dua et. Gözlerini kapat ve benden sonra bu duayı tekrar et. Sevgili Tanrım. Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Beni bağışla. Beni yıka ve temizle. Şimdi yüreğime gel. Beni kurtar. Beni doldur. İsa'yı Rabbim olarak kabul ediyorum. Ölümden dirildiğine yürekten iman ediyorum. Kurtulduğuma, yeniden doğduğuma şükrediyorum. İsa'nın adıyla amin. Sevgili dostum harika bir karar verdin. Evet şu anda bu duayı tekrar ettiysen ben de sana diyorum ki bütün günahların bağışlandı. Yeniden doğdun ve kurtuldun. Ölümden yaşama geçtin. Geçmişin silindi. Mesih'te yeni bir yaratık oldun. Eski şeyler geçti. Her şey yeni oldu. Ne kadar harika bir şey değil mi? Halleluya. Halleluya. Rabbi izlemeye devam et. Tanrı'nın sözünü oku. Her gün duayla ona yaklaş. İmanını bina et Tanrı sözü üzerine. Bize yazarsanız tabii ki size göndereceklerimiz var. Lütfen bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Tanıklıklarınız varsa, dua istekleriniz veya sorularınız bunları bizlerle paylaşın. Size geri döneceğiz kesinlikle. Tanrı sizi korusun. Esenli sizlerle birlikte olsun. Hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75. Kutsal kitapta Tanrı sözünde eğitilen kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabb'i seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın az eken az biçer çok eken çok biçer.